Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin diplomatik ilişkilerinin 50 yıllık serüveni. Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti diplomatik ilişkilerindeki kilometre taşları. Ankara-Pekin ilişkilerinin stratejik önemi. Kuşak ve yol girişiminde Türkiye'nin konumu. Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti ilişkilerinin geleceği. Yakup Aslan soruyor, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Xiaobin yanıtlıyor. Sayın Büyükelçim, öncelikle nazik kabulünüz için teşekkür ederiz. Efendim, Türkiye ve Çin ilişkileri stratejik öneme sahip ve bu yıl 50. yılı kutlanıyor bu diplomatik ilişkilerin. Bu geçmiş 50 yıl içerisinde tarihsel öneme haiz olayları sıralamanızı istersek nasıl bir kronoloji çizersiniz, nasıl bir sıralama yaparsınız efendim? Öncelikle ulusal kanala teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu süreçte geride bıraktığımız yılı değerlendirmek çok önemlidir. Belirttiğiniz gibi bu sene Çin ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümüdür ve her iki ülke içinde geçmişi geleceğe bağlayan, aynı zamanda geçmişteki tecrübelerimizi yarına taşıyan çok önemli bir tarihi nokta sayılmaktadır. Geride bıraktığımız 50 yıl içerisinde Çin-Türkiye ilişkilerinde son derece olağanüstü bir yolculuk kaydedildi diyebiliriz. Ve sizin bana yöneltmiş olduğunuz soru aslında çok zor bir sorudur ve elimdeki kitaba baktım. Bu kitapta ilişkilerimiz kurulduktan sonraki 50 yıl içerisinde büyük tarihi olayları kaydeden bir kitap. Ve bu kitapta yazan her olay aslında çok önemli. İki ülkenin birlikte attığı her adım çok önemli. Gerek üst düzey karşılıklı ziyaretler, gerekse başta ekonomi ve ticaret olmak üzere somut alanlardaki işbirliğimizde yapılan atılımlar, bunların hepsi çok önemli. Ama özetlemek gerekirse, tabii her şeyden önce 4 Ağustos 1971 yılında iki ülkenin resmi olarak diplomatik ilişkiler kurması ve ilişkilerimizde yeni bir sayfa açması çok önemli bir tarihi olaydı. Çünkü bu olay, eski kadim İpek yoluyla bağlanan zaman ve mekanın mesafelerini geçerek, tekrar el ele vererek birliktelik yolculuğuna başlamamızın bir göstergesidir. İkincisi ise 2010 yılında iki ülkenin ilişkilerinin seviyesini daha da yükselterek Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkisi kurmaya karar verdik. Bu da ilişkilerimizde yepyeni bir dönemin açıldığının göstergesi sayılıyor. Son yıllarda Devlet Başkanımız Sayın Xi Jinping ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ortak stratejik yönlendirmeleri sayesinde ülkelerimiz arasındaki işbirliğini derinlemesine geliştirerek çok daha büyük mesafeler kaydedilmesini sağladık. Özellikle vurgulamak gerekirse aniden ortaya çıkan COVID-19 pandemisi karşısında Çin ve Türkiye kararlı bir şekilde birbirine destek sağlayarak yardımlaştı. Ve özellikle pandemiyle mücadele çerçevesinde aşı konusundaki işbirliğimiz kesinlikle ilişkilerimizde çok önemli bir tarihi olay sayılmalıdır diye düşünüyorum. Bu nedenle şu anda yeni bir tarihi başlangıçta bulunurken Çin tarafı da Türk tarafıyla geleceğe doğru bakarak iki devlet başkanının mutabakata vardıkları önemli hususların takipçisi olarak elimize geçen bütün önemli fırsatları teker teker değerlendirerek Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerinde çok daha büyük mesafelerin kaydedilmesini sağlamaya hazırız. Efendim, Pekin ve Ankara ilişkileri hem bölgesel anlamda hem de küresel anlamda dengeleri değiştirebilecek bir potansiyele sahip yorumları yapılıyor. Böyle bir potansiyele sahip olunduğu düşünülüyor. Siz Türkiye ve Çin ilişkilerinin arzu edilen seviyede olduğunu düşünüyor musunuz? Şu anda dünya düzeninde yüzyılın en büyük değişimleri ve yüzyılın en büyük pandemisinin etkileri birbirini etkileyerek yükseliyor ve uluslararası koşullarda çok ciddi değişiklikler meydana geliyor. Tarih bize şunu gösteriyor. Barış, kalkınma, adalet, hakkaniyet, işbirliği ve ortak kazanç ancak her zaman insanlık için doğru bir yoldur. Hem Çin hem Türkiye gelişmekte olan iki büyük ülke ve yükselen piyasa ekonomilerinin temsilcileridir. Ve her iki ülkede dünyanın ve bölgelerinin barışı ve istikrarı için her zaman büyük çaba sarf ediyor. Bu nedenle iki ülkenin her zaman stratejik ve uzun vadeli açılardan ilişkilerimizi değerlendirmeleri ve ele almalarını gerektiriyor. Tabii ki Çin-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz yıllar içerisinde her bakımdan çok önemli mesafeler kat ederek zengin meyveler verdi diyebiliriz.
ama bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük etkilere sahip olan iki büyük ülke olarak aramızda daha fazla işbirliği ve ilişkilerimizin iki ülke halkları için daha yarar sağlamasını gerçekleştirmek adına bence şu dört başlıkta daha fazla işbirliği yaparak adım atmalıyız. Birincisi, iki ülkenin karşılıklı olarak diğer tarafın temel çıkar ve temel hassasiyetleri konusunda birbirimize saygı duymalı ve anlayış göstermeliyiz. Karşılıklı siyasi güveni pekiştirerek stratejik işbirliğini güçlendirmeliyiz. Aramızdaki sorunları, çelişkileri ve fikir ayrılıklarını uygun bir biçimde kontrol altına alarak ilişkilerimizin siyasi temellerini savunmalıyız. Çünkü bu Çin-Türkiye ilişkilerinin 50. yılından çıkarılan tarihi dersler ve tecrübelerin özetidir. Bu ilişkilerimizin sağlıklı gelişmesinin ön koşuludur. İkincisi, iki ülkenin somut alanlardaki işbirliğini derinleştirerek her zaman işbirliğimizin potansiyellerini açığa çıkarmalıyız ve ağırlıklı olarak kuşak yol konusunda daha fazla işbirliği yaparak özellikle kuşak yol girişimini orta koridor girişimiyle uyumlaştırma sürecini derinlemesine hızlandırmalıyız ve kuşak yolun ortak inşa sürecindeki işbirliğimizi yüksek kalitede geliştirmekte ısrar etmeliyiz. Çünkü bu işbirliği ülkelerimizin kendi kalkınma stratejilerine ulaşması bakımından çok ciddi anlam taşıyor. Üçüncüsü, bölgede ve uluslararası toplumda büyük etkilere sahip olan iki ülke olarak aramızda uluslararası alanlarda daha fazla işbirliği yaparak özellikle gerçek anlamda çok taraflılık ruhunun yerine getirilmesini sağlamalıyız. Çin ve Türkiye uluslararası toplumla birlikte özünde Birleşmiş Milletler olan uluslararası sistemi korumaya ve özellikle uluslararası hukuka dayanan uluslararası sistemi korumaya, temelinde Birleşmiş Milletler tüzüğü ilkeleri ve amaçları olan uluslararası ilişkilerin temel normlarını savunmaya, barış, kalkınma, adalet, hakkaniyet, demokrasi ve özgürlük başta olmak üzere insanlık için ortak değerleri korumaya özen göstermeliyiz. Dördüncüsü, şu anda sürekli olarak ortaya çıkan bölgesel ve küresel sınamalara ortak yanıt vermeliyiz. Şu sıralarda COVID-19 pandemisinde dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Dünya ekonomisinin yeniden canlanma süreci hala çok kırılgan bir haldedir. İklim değişikliğinin getirdiği zorluklar her geçen gün yükseliyor. Uluslararası ve bölgesel sıcak sorunlar birbirini etkileyerek her geçen gün ön plana çıkıyor. Dünyamız yeni tür dalgalanma sürecine girmiş bulunuyor. Çin ve Türkiye olarak işbirliği, ortak kazanç, ortak kalkınma olmak üzere bu gibi yeni anlayışlarla hareket ederek, dayanışma ve işbirliğini güçlendirerek, küresel sorunlara ortak yanıt verme noktasında, insanlık için ortak kader topluluğunun inşasını hızlandırmak noktasında ciddi sorumluluklar üstlenmeliyiz. Devlet Başkanımız Sayın Xi Jinping, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda şu önemli açıklamalarda bulundu. Dünyaya küresel kalkınma inisiyatifini ortaya koyarak önerdi. Şu anda uluslararası toplum bu küresel kalkınma inisiyatifini çok olumlu değerlendirdi ve birçok ülke destek sağladı. Umarız Türk tarafı da bir an önce küresel kalkınma inisiyatifine katılabilir. Coğrafi olarak çok uzaktayız, uzak coğrafyalardayız ama ortak kültürel değerlerin de olduğunu görüyoruz. Siz ortak kültürel yanlarını Türk ve Çin halklarının ortak değerlerini nasıl tanımlarsınız? Tamam. Öncelikle çok güzel bir soru yönelttiniz. Çin'de şöyle bir atasözü vardır. İki ülkenin ilişkilerinin anahtarı iki ülke halklarının yakınlaşmasından geçer diye. Türkiye'de de benzer bir atasözü var. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. Bu çok ünlü bir atasözüdür. Bu bize şunu gösteriyor, iki ülkenin dostluk ilişkileri ve işbirliğinin temelleri o iki ülkenin halklarından geçiyor. Ve ben hep diyordum ki, Çin ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin sadece 50 yıllık bir geçmişi var. Ama iki ülkenin kadim dostluk ilişkileri binlerce sene öncesine dayanıyor. Ve kadim İpek yolunun batı ve doğu ucunda bulunan iki büyük medeniyet geçmişi olan ülke olarak, Çin ve Türkiye arasındaki kültürel ve beşeri ilişkiler ve etkileşim gerçekten son derece eski dönemlere dayanıyor. Özellikle diplomatik ilişkiler kurulduktan sonra iki ülke arasındaki kültürel ve beşeri alanlardaki işbirliği sürekli olarak genişletiliyor. Artık kültür, bilim, teknoloji, eğitim, spor ve turizm gibi her alana yayılmış durumdadır. Şu anda Çin ve Türkiye arasında 26 çift kardeş şehir ve eyalet ilişkileri bulunuyor. Ülkelerimiz karşılıklı olarak kültür ve turizm yılları ilan ederek iki ülke halklarının birbirini daha yakından tanımasını sağlamakta.
Elimde olan bilgilere göre pandemi öncesinde Türkiye'ye gelen Çinli turistlerin sayısı 40 bini geçmiş durumdaydı. İki ülke halklarını karşılıklı olarak diğer ülkenin kültürünü ve dilini öğrenme hevesi ve ortamı da her geçen gün artıyor. Şu anda Çin'in Türkiye'de açtığı 4 Confucius Enstitüsü, Türk halkının Çince öğrenmesi, Çin kültürünü tanıması için yeni pencereler haline geldi ve her iki ülkede de onlarca üniversitede karşı tarafın dili ve kültürüyle ilgili bölüm ve branşlar açıldı. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin 50. yıl dönümü vesilesiyle Pekin'de Yunus Emre Kültür Merkezi açıldı. Ülkelerimiz arasında karşılıklı olarak genişleyen kültürel, beşeri işbirliği ve etkileşim, Çin ve Türk halklarının birbirini doğru bir şekilde anlamasını güçlü bir şekilde sağladı ve ilişkilerimizin kamuoyu temellerini güçlü bir şekilde sağlamlaştırdı. Burada vurgulamak gerekirse pandemi ortaya çıktıktan sonra Çin ve Türkiye çeşitli yollarla birbirine destek sağladı. İki ülke halkları sosyal medya platformlarında gönüllü birbirlerine destek vererek tezahürat yaptı. İki ülkenin kardeş şehirleri birbirlerine yardım eli uzattı ve özellikle pandemiyle mücadelede tıbbi malzemelerin tedariği ve mücadele tecrübelerinin paylaşımı gibi alanlarda çok verimli işbirliği yapıldı. Türk tarafının ihtiyaç duyduğu en acil anlarda yanlarında olduk ve bu da pandemi acımasız ama insanlar yardımseverdir sözünün özündeki dostluk duygusunu gösterdi. Aynı zamanda şunu da söylemeliyiz ki, Çin ve Türkiye'nin kültürel ilişkilerinde ortaya çıkarılmayı bekleyen çok ciddi bir potansiyel var ve bu da ortak çaba göstermemizi gerektiriyor. Birincisi ülkelerimizin nesnel bir şekilde birbirine bakmasını sağlamalıyız ve doğru bir şekilde karşılıklı anlayışın pekiştirilmesi için doğru yönlendirmeler yaparak doğru bilgilerin iletilmesi, sağlıklı, olumlu bir toplumsal kamuoyu ortamını oluşturmamız gerekiyor. Tabii bu konuda ulusal kanal her zaman çok olumlu bir rol oynuyor. İkincisi, daha zengin, daha çeşitli kültürel ve beşeri etkileşim programı yapmalıyız. Bu şekilde iki ülke halklarının gönüllerini daha fazla yakınlaştırabiliriz. 2022 Şubat ayında Beijing Kış Olimpiyatları perdelerini açacak ve Türkiye'nin kış sporları alanındaki sporcuları umarım olimpiyatlarda en iyi performanslarla sürekli daha büyük başarılara imza atabilirler. Üçüncüsü, iki ülkenin medya kurumları arasındaki işbirliği genişletilmeli ve iki ülkenin dostluğu için daha fazla pozitif enerji katmaları sağlanmalı. Bu nedenle biz her zaman iki ülkenin radyo, televizyon, haber ajansı, gazete, yeni medya ve kitap basımlarında daha fazla işbirliği yapılmasını teşvik ediyoruz. Bu sayede karşılıklı ilişkiyi dostlukla pekiştirerek aramızdaki yanlış anlaşılmaların giderilmesini sağlayabiliriz. Umarız ulusal kanal olarak bu alanda daha da olumlu bir rol oynamaya devam edersiniz. 更为丰富的人文交流，来增进民心相通。 Efendim, bir kuşak bir yol inisiyatifinde Türkiye'nin önemi nedir? Türkiye bölgede ve İslam dünyasında büyük ve önemli bir ülke. Yükselen piyasa ekonomisi ve G20'nin çok önemli bir üyesi. Bunlarla birlikte bir kuşak bir yolun inşasında önemli bir güzergah ülkesidir. Bu nedenle Çin tarafı Türkiye ile ilişkilere çok büyük önem vermekte. Çin ve Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel meselelerdeki koordinasyon ve işbirliğine de çok büyük önem veriyor. Şu anda Çin kendi birinci yüzyıl hedefini gerçekleştirmiş durumda. Yani biz Çin topraklarında her yönüyle orta düzeyde bir refah toplumu inşa etmiş bulunmaktayız. Şu anda biz ikinci yüzyıl hedefimize doğru yolculuğumuza başladık. Yani her yönüyle tamamen modernleşmiş bir sosyalist ülke inşa hedefi. Aynı şekilde Türk halkı da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne yönelik olarak 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için büyük çabalar sarf ediyor. Bu nedenle hem Çin hem Türkiye çok parlak vizyonlar ve perspektiflere sahiptir. Bu nedenle zannediyorum Çin ve Türkiye birlikte şu alanlarda işbirliği yapmaya odaklanmalıdır. İlki, karşılıklı güveni pekiştirmeliyiz. Bu şekilde ikili ilişkilerimizin siyasi temellerini sağlamlaştırabiliriz. İkincisi, işbirliğini güçlendirerek yüksek kalitede karşılıklı yarar ve ortak kazanca dayalı işbirliği gerçekleştirmeliyiz. Üçüncüsü, aramızdaki fikir ayrılıklarını uygun bir şekilde kontrol altına alarak iki ülke ilişkilerinin sağlıklı gelişmesi için her türlü engelleri ortadan kaldırmalıyız. Dördüncüsü, etkileşim ve iletişimi genişleterek sürekli olarak iki ülke ilişkilerini, toplumsal ortamı sürekli olarak iyileştirmeliyiz. Beşincisi, koordinasyon eşgüdümü güçlendirerek dünyanın ve bölgenin barışı, kalkınması, refah ve istikrarı için daha büyük ortak katkılarda bulunabiliriz. Peki Türkiye-Çin işbirliği için önümüzdeki dönem için nasıl bir hedef sıralayabiliriz? Önümüzdeki dönem için hedefleri nelerdir Türk-Çin ilişkilerinin?
Kuşak yol başlığına gelirsek, şu anda bu inisiyatifin ortaya koyulmasının üzerinden 8 sene geçti ve dünya çapında 140'tan fazla ülke ve uluslararası kuruluş kuşak yol inisiyatifine destek vererek Çin hükümetiyle çeşitli işbirliği protokolleri ve anlaşmaları imzaladılar. Ve şu anda kuşak yolu güzergahındaki ülkeler arasındaki dış ticaret hacmi 9.2 trilyon doların üzerinde. Ve toplam yatırım miktarı ise 130 milyar doların üzerinde seyrediyor. Ve kuşak yol dünyanın en büyük ölçekli ve en geniş katılımlı işbirliği platformu haline geldi. Peki neden kuşak yol inisiyatifinde bu derece başarılara imza atılabildi? Çünkü kuşak yolun ortak inşası sürecinde Çin ve ilgili işbirliği ortakları her zaman kararlı bir biçimde ortak ve yüksek kalitede işbirliği yapmakta ısrar ediyor. Ortak istişare, ortak inşa ve ortak paylaşım ilkelerini benimsiyor. Açıklık, şeffaflık ve yolsuzluğa karşı bir anlayışı benimsiyor. Yüksek standartlar, insanların yaşam seviyelerini yükseltmeye ve sürdürülebilir kalkınma olmak üzere işbirliği hedefleri ortaya koyuyordu. Bu nedenle kuşak yolun inşası her zaman çağımızın yeni koşullarına ayak uydurabiliyor. Çin ve Türkiye arasındaki kuşak ve yol işbirliğine gelirsek, az önce aktardığım gibi Türkiye, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan çok önemli, son derece stratejik bir coğrafi konumda bulunuyor. Türkiye hem G20 ve OECD'ye üye bir ülke, hem de Avrupa Birliği'nin adayı.